Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi X Maximus'a ağır bakım yapıyoruz. Pistonları görüyorsunuz hali. Bir yakından gösterebilir misin? Gördüğünüz gibi paslanmış. Çıkardık dışarı çıkardıkça da dipten hep pas geliyor. Pistonları maalesef çıkaracağız. Pistonları dışarı çıkardık. Piston aşağı indi. Şimdi bunun içerisinde pislikler var. Bonikler var. Onları çıkaracağız. Bu pistonları parlatacağız. Bunun içindeki bonikleri alacağız şimdi. Bir durdur istiyorsan. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi pistonların hali bu. Duman. Pistonların hali duman. Şimdi ben bunları skoçla parlatacağım. Nasıl? Burası, burası. Fark var mı? Gördün mü? Pistonların daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Şöyle. Gördüm gibi. Nasıl? Yani bu şekilde. Şurada bir yara almış şuradan, gördün mü? Metal zarar mı görmüş usta? Biraz görmüş. Bak şuraları görürsün. Değiştirmek lazım değil mi o zaman? Gerek, evet. Ama o dip taraftaki, bunun içinde iki tane o-ring var ya. Ha, anladım. Bu dip taraftaki o-ring'e gelmiyor. O yüzden kaçırmaz bu. Önemli olan dip taraf. Yani şurada olsaydı bu çizikler sıkıntıydı. Ama bu orta tarafta olduğu için o kadar büyük sıkıntı değil. Bakımsızlıktan öyle olmuş değil mi? Tabii. O sürekli balata değiştir, pisti içine tekrar şey yap, böyle detaylı yapma, ondan sonra böyle oluyor işte. Mermi yemiş gibi ya. Aynen. Bak hep yeni oldu. Nötikiyle bunu kırıp kıyaslayacağız sonra. O şeyi zaten şeyi gösterir misin, görsünler. Aynen. Şu. Evet, burası yara almış. Neden? Balata değiştirip piston içeri ittirdiğiniz zaman içerideki pislikler bunu çiziyor. Ama önemli olan şu dipte çizik olmamız. Dipteki o-ring çünkü yağı tutan, dıştaki yağı fazla tutmuyor. Önemli olan şurası. Şimdi bak, arada nasıl fark? Değil mi? Evet, çok farklı. Çok farklı. Böyle temizleyeceğiz ki piston rahat hareket edecek. Burada piston hareket edemez yani. Tabii yağ olsa da hareket edemez. Aynen öyle. Fren hassasiyetini de bozan bir şey. Tabii. Pistonun da zararı görüyor. Buraya detaylı bakım yapılmadığı için. Görüntü net mi? Evet. Arkadaş benim 9 ay önce bakıma geldi. Sürekli bakıma gelen arkadaş. Ahmet. Şişli'den mi gelmiştin Ahmet? Evet, Şişli'den gelmiş. Şişli'den geldi. Bu arada motorumuzu söyledik. X-Max 250-2015 model. Aynen. Bu motorumuza detaylı kaliper bakımı yapıyoruz. Hayretten
varitör bakımı yapacağız. Devam et. Bir de şanzımanını mı değiştireceğiz? Aynen, bir de aynen usta. Bir de şanzımanını değiştireceğiz. Tertemiz ol. Şuradaki yara yapacak bir şey yok. O ihmallikten kaynaklanıyor. Senden önceki sahibi artık bunu bakımını yapmamış, ondan olmuş. Zaten o pistonların yuvasının olduğu yerde gördün ne kadar şey vardı. Abi, öndeki sahibi Gangnam Style'ymiş. Aynen. Şöyle. Şuraya bir bakarsan. Gel buraya. Şimdi burayı da temizledik arkadaşlar. Burayı komple temizledik. Pistonları da temizledik. Bunları şimdi hava tutup temizledik. İçini görsünler mi usta? Gösterelim. Işık. Işık nerede kanka? Bakalım. Ha bak orada. Gel. Bu ne ya? Mıknatıslıymış. Şimdi elimizde yedek o-ring yok. Şu o-ringleri zorlamak istemedim. Gerçi hava tuttum. Belki bırakabilir kendini de. Şöyle gördüğünüz gibi. Pistonları ışığı soluna doğru kaydır usta, görsünler. Şöyle temizledik. Ha, çok güzel gözüküyor. Şöyle temizledik arkadaşlar. Pistonları içine atacağız ama önce bir içini bir hidrolikle şey yapacağım, yağlayacağım. Önce sen kapatma onu, bekle. Bir hava tutalım şuna. Bir durdursana, bir yan çek istiyorsan. Bunları böyle temizledik. Siliyoruz. Hidrolimizde şunun işlemini bir hidrolikte yağlayacağız. Yağlıyoruz ki o-ringler takarken yırtılmasın, sürtmesin diye. Zaten burası hidrolik içinde geziyor. Bakalım nasıl olacak, değil mi? Kadar rahat girdi, gördün mü? Evet. Elimde gidiyor. Çok normalde rahat, çok rahat girdi. Demin penseyle çıkardık bunu, değil mi? Kesinlikle. Ne kadar rahat çalışıyor. Doğal şekliyle girdi. Aynen. Parmağımla soktum. Hiç zorlanmadı. Yüzümüzü taktık parmağımıza. Kardan attı havayı. Bu şekilde. Parmağımızı itip pistonları. Jantı da silermişsin usta. Nereye? Jantı damlamış galiba. Jantta ıslaklık var alt kısmında. Boyasını şey yapmasın. Sen istiyorsan bu işlemlerden sonra bir motorunu yıkatırsın. Şeyde benzinlikte. Gerçi bu kadar çok bir şey olacağını sanmıyorum. Gene silerim. Onları taktık. Evet. Şimdi içine. Önemli olan bu pistonların rahat hareket etmesi. Daha sonra şunlara bakalım. Şunları bir taşlayacağız tekrar. Bakalım ne var başka. Şunu taşıyalım kanka. Thank you.
Odaklamadı ama. Çok hızlı çektim. Ah, el göster. Böyle parlattık bana. Daha sonra bunun içine biraz yağ koyacağız. Bir tane. Şöyle. Daha sonra. Bir de şu piston şuraya. Okey. İçindeki yağın sesi var. Daha sonra. Şimdi bunun iki tane yayı var. Şu yayları yanlış takmayın. Bu şekilde. Şu şöyle alt tarafa gelecek. Hatta şunu çıkartıp takmak daha mantıklı. Şu şekilde. Böyle buraya geçiyor. Bak atıyor. Yay biraz gevşemiş. Bunun yayları biraz böyle. Biraz sıksak bakalım bir. Bu şekilde. Tırnaklar kaçırıyor, gevşemiş. Çok az bir şey sıktım. Bak şimdi oturdu. Atıyor işte. Mecbur içeriye takacağız ama. Bunların yayları biraz hassas. Şurası bu şekilde. Biraz kafanız karışabilir. Yaydan dolayı. Şurayla şöyle bu şekilde takılacak. Geldik. Şunu taşacak yok. Kanka sen şunu şöyle tut. Yaylar düşmesin. 2 saniye bekle. Şunu bir taş. Balataları takacağız. Şu şekilde. Bu böyle buraya. Balatan da bir acayip. Bunları bizim paralasak iyi olur aslında. Bu sefer de yolu bozulacak.
Burası tamamdır. Bunun bakımı tamam. Şu kapağı takacağız şimdi. Bir dakika. Beşiğine yiyeceğiz. Gösterdiğim yayları yanlış takarsanız tekeriniz ön tekeriniz kilitleyebilir. Yani bu işleri bakarak kendinize yapmaya çalışıp tehlike atmayın. Arkadaş ucuz atlatmış valla. Tekeri kilitleyebilir mi? Kaş yapayım derken canınızdan almayın. Kaliperi nerede taktık? Son kez bir kez daha üst tarafını sıkalım. Şimdi bunun havasını alacağız. Bunu çekemeyeceğiz çünkü iki kişinin yapması gerekiyor. Ayrıca gel şöyle şu şeyi de gösterelim. Şu binanın birini düzgün tamir olmadı. Bozmuşlar. Biz de burayı spreyle diş açarak açtık bu şekilde. Başka türlü açma şansımız yoktu. Burası çünkü yuvarlak olmuştu. Tamam. Şöyle mi? Şimdi arkadaşlar yağı koyduk, havasını aldık. Bu pistonları çıkardığı zaman bayağı bir uğraştır. Bir 10 dakika havasını almak için uğraşırsınız. Bayağı uğraştık değil mi? Evet. Tut kanka sen şöyle. Şimdi buradaki havayı aldık. Gayet iyi çalışıyor şu anda. Baloncuk da gelmiyor. Seviyeyi de tamamladık. Gayet iyi. Siyah boyan var mı? He? Ne var mı? Siyah boyan. Siyah boyan. Olması lazım. Şunu bir kapatalım abi. Bu şekilde. Bunu spreyle tıraşladık. Yani mecbur. Çünkü içi yuvarlaktı. Şu çivata. İlk önce siyah boya sıksak da sonra mı orayı kapatsak? Boyalım mı istiyorsun? Ama sen değiştireceğim dedin ya kapağı. Ya bulamazsan? Tamam, bekleteceğiz bunu bu şekilde. Hemen boya kurumuyor çünkü. Ha, kap o zaman sıkmayalım. Ben sıkma. Bir renk değiştireceğim. Çünkü açık kalmasın. Tamam. Hava alır çünkü. Bir renk ne kadar hava yaklaması ederse o kadar kötüydü. Şunları bir sıkalım abi. Bu sarıdan zor mu kanka? Şu sen aldın bak.
ulaşamadım. Geliyorum. Kırmızı kafa olan mı? Buraya düz tonevi de yaptık. Göster şöyle. Tam o çizgiye geldin mi? Çok sıkma ya. Tam o çizgiye bak. Tamam. Şurayı da. Burayı darbeli tonevideyle açtık. Başka türlü açma şansımız yok. Aynen. Ben taraf tamamdır abi. Şimdi arkaya geçelim. En son varyatörü yaparız istiyorsan. Usta, kendi buluşumu gösterebilir miyim? Heh, göster abi. Arkadaşlar, bu su kurtular için ne çok basit bir şekilde yapılmış el frenidir. El freni. Su kurtlarınızı orta sehpaya almak istemiyorsanız, çünkü bazen orta sehpaya almak vakit kaybettiriyor. Çok hızlı bir işlem için motordan inmek zorundasınız ve rampadaysanız. Evet. Şöyle basit bir demir çubuğu bükerek el freni yapabilirsiniz. Aynen. Bunları piyasada satıyorlar. Dünya kadar paraya. Hiç sen, gerek yok. Kendiniz yapın. Aynen. Böyle de manete bağlıyorum ben bunu. Geziyorum istediğim yerde motoru el freniymiş gibi kilitliyorum. El freni varmış gibi kilitliyorum. Hmm. Ama orijinal gibi orijinal bir şeymiş gibi gözükmüyor tabii. Hmm. Sadece benim için pratiklik daha önemli. Aynen. Şimdi kanka bunları bir gevşetelim. Bakalım bunları rahat açabilecek miyiz? Ben diğer tarafa geçeyim mi? Geç kanka sen diğer tarafa. Bunlara darbe yapacağız yani. Darbeli tonevide ile açacağız. Bunu bu şekilde sola çevirdik mi sola darbe vurur. Şöyle. Evet. Sola çevirdik mi sola darbe. Açtı. Bunlar gevşek kalsın. Şimdi egzozu bayağı çekeceğiz biz. Kalın uçta kalın. Bunu açmıştık değil mi? Bunu açmıştık. Yok bu geçmiyor buraya. Tamam. Şu. Bunlar uzun süre açılmayınca buralar şey oluyor. Kilitleniyor buralar. Vidalar açılmaya şimdi artık kilitlenmiş. Bir dur. Devam et. Şimdi buradan bayağı bir yağ gelecek.
Dişini çektik. Şöyle gördünüz. Canta düştü. Sileriz onları. Hemen silelim de. Hemen sil kanka. İşlemesin. Tamam. Metali silsen yeter. Lastiği boşver. Pistonu aldık. Kontrol edelim. Aynen piston. Piston aşağı indi. Var mı bunda kurşun deliği? O temizleyince ortaya çıkacak. Şimdi anlaşılmaz da. Bayağı pislenmiş bu da bak. İçini çekeyim mi? Çek şöyle göster. Pek bir şey gözükmüyor ama. Çok kirli çünkü. Eyvallah, sen işi biliyorsun ha. Senin iyi çırak olur. Var mı bir? Oren çıktı. Aynen. Bas, hava basıncından oren çıktı. Aynen. Kopmuş mu? Yok. Kopalım şöyle. Yağ geliyor. Aynen. Yukarıdan yağ daha boşaltmadık. Yağı komple buradan aldık. Kim pislik varsa çıksın diye. Tamam. Durduk kanka. Tamam. Şimdi parlatmaları yapıyoruz arkadaşlar. Önceki halini göster. Görsün. Aynen. Gördüğün gibi. Usta kaç kilometre yapıyor sence benim motor maksimum? Şeye bakarak. 132 değil mi? 132. Nereden bildin? Yani görüyoruz artık yılların tecrübesi. Aynen. Şöyle parlatıyoruz. Polise izletiyoruz. Bunu göstereceğim şimdi. Nasıl? Gösterelim polisiye. Ne marka kullanıyorsun? Ya marka vermeyelim kanka. Marka bize faydası yok. Marka ile işimiz yok abi. Soracaklar ama sana. Aşık. Herhangi bir marka ile olabilir. Şöyle gördüm diye. Sen motora ekstra bir tork verir. Kayışın öbürünü uzatır. Cildi gençleştirir mi usta? Aynen. Aynen. Cildi gençleştirir. Şimdi gördüğün gibi cam gibi oldu. Öncesi.
O tır sesler, bunun üzerindeki şeyler, kalıntıların sökülme sesleri. Yani tırt ediyor. Bir süre sonra bak, şu an yapmıyor mesela. Niye? Tüm paraya malzeme gelmiyor. Şuralarda biraz şeyle kraterler oluşmuş. Gördüğün gibi şuradaki kraterler. Kraterler kayış kopmuş olduğu için olabilir mi daha önce? Olabilir. Kayış koptuğu için olabilir. Mantıklı. Şey daha gördüm şu anda. Nedir? Göstereyim şimdi. Oraya geliyorum. Hayırdır inşallah. Bak, daha önce mengeneye takmışlar makineyi. Şuna takmışlar yani. Bu ağızları bozmuşlar, gördün mü? Bak şu kenarları gördün mü? Bak. Daha önce değişik muamele yapmışlar. Kopan kayış yapamaz değil mi onu? O da yapabilir ama genelde mengeneden olur. Yani kayış oraya o kadar dede versek. Ama olabilir. O da olabilir. Yüksek hızda koparsa yapar. Bunu da koyalım. Ön tarafa geçtik değil mi? Evet. Ön varyatördeyiz. Nasıl parlıyor? Bu şekilde fark ediyor. Burası makineyi zorluyor. Niye? Çünkü biraz fazla sıkıntı var burada. Biraz fazla pislenmiş. Bagaları kontrol ettik mi usta? Bagaların iyi. Bagalarına bak. Bagaların durumu iyi mi? İyi. Bagaların orijinal olması lazım. Yani bagaların orijinal. Şimdi arkadaşa çakma balata da yapıyoruz. Çakma derken? Yani özel çaktırdığımız balatalar. Yani yan sahneye balata değil. Orijinalden daha iyi bir balata. Orijinali 2,5 milyar değil mi? Şu anki fiyatı 500 civarı sadece balata. Takması makması işçiliği de var. Tabi varyatör bakımı yaparsak takma işçilik almıyorsun ki zaten çökmüşüz. Kaç paraydı bunun orijinal balatası? 3,5 mu? Fiyatı her zaman artıyor. Şu anda galiba 2800 lira. 500 liraya halledeceğiz. Şu anki fiyatı tabi ki bu değişebilir zamanla. Çünkü her geçen gün bir şeye zam geliyor, her şeye zam geliyor. Nasıl? Cam değil mi? Ha. Topluca bir göstereyim mi ailece? Göster. Böyle her şey harika şekilde. Şuraya bir silelim kanka. Şimdi bu yapılmamış hali.
Şurada kaldı. Şöyle gördüğün gibi mahtaş bir şey. Buralar bayağı bir tutunuyor. Kayış nerede? Kayışı gösterelim. Koltuğun üstünde. Koltuğun üstünde. Orijinal kayışımız. 9000 kilometre sonra kayışımızın durumu. Bakarsan dağ, bakmazsan dağ olur, değil mi? Çatlak matlak, kaçak göçek bir şey yok. Bunu böyle ters çevirip kanırtıp kontrol edenler var ama ben kırılıyor. Ben ondan tırsıyorum. İşte öyle yaptığım direkt yok. Kayış asla tersi doğru kurul test edilmez. Bakılmaz yani. O şekilde yaptın mı sağlam bile olsa kırabilirsin. Sıfır kayışı da yapıyor, o şekilde kırılır yani. Bazen ben görüyorum parçacıdan kayış alıyorsun, adam onu bükerek veriyor sana. Ya diyorum niye büktün usta onu? Adam bükmeye alışmış, kayışı böyle tersi doğru bükmeye alışmış. Kırarak daha sonra toplayacağız. Motoru test ediyor arkadaş. Ben test ettim. Bas bakalım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Yağ gibi. Nasıl? 10 numara. Motorun hissiyatı kesinlikle artmış. Frenler de çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Eyvallah, eyvallah. Motorunuza bakın. Aynen. Daha çok keyif alırsınız. Eyvallah.